Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, benden uzun zamandır beklediğiniz annemin evinin ev turunu çekeceğim. Şimdi Yaren'le nenesi hazır dışarıları yıkarken ben de sessiz çekeyim. Şöyle girişten girdiğiniz zaman şurada bir vestiyer gibi bir dolap karşılıyor. Altta ayakkabılık, üstte de işte annemin işte bazı şeyleri var. Şurada iki tane çekmecesi var. Burada da dediğim gibi annemin yukarıda odası var ama yine de kıyafetlerini burada kullanıyor. Daha sonra şöyle bir hol karşılıyor. Ondan sonra bu taraf mutfak, daha sonra göstereceğim. Bu taraf yukarı odalara çıkıyor. Bu tarafta da salonun kapısı. Şimdi salondan başlayalım. Şöyle bayağı bir geniş ve en güzel yanı da yazın annemin evi çok güzel serin oluyor. Yani güneş görmüyor. O yüzden çok güzel, tam benlik böyle bir serin ev. Her neyse, şimdi konumuz o değil. Salonumuz bu şekil. Şurası normalde Yaren hortumla oynamak istediği için sesi geliyordu. Oradan camı kapattım. Şimdi nerede kalmıştık? Normalde burası asma tavan yapacaktı babam. Ama daha sonra işte Ramazan araya girdi. O bu derken vazgeçildi. Zaten evde satılma durumu olursa artık şey yapmayacağız. İşte iki tane şöyle ev alındıktan sonra işte bu avizeleri takmışlar. Hala da öyle duruyor. Düz tavan. Dediğim gibi asma tavan olacaktı. İşte şeyler, ledler olacaktı ama nasip değilmiş. Şimdi şöyle bir koltuğumuz bu tarafta. İki tane tekli bu tarafta. Bir tane de bu tarafta koltuğumuz var. O da benim evin işte salonla mutfağın sadece burası o kadar. Yani alan olarak. Bayağı bir geniş ev. Şöyle oradan iki tane camı var. Balkona çıkıyor. Balkona şimdi çıkmayacağım ama yine de şuradan şöyle göstereyim. Burası balkona çıkıyor. Orası zaten evin girişi. Bugün bahçeyi de çekeceğim inşallah. Biliyorsunuz biz bu evleri satmayı düşünüyoruz. Hem sizlere fikir, yani şey, ev turu çekmiş olurum sizler için. Hem de bir nevi reklam gibi. Çünkü bu evleri dediğim gibi satmayı düşünüyoruz. Sadece annemin değil, aynı şekilde benim evde satılacak. İnşallah tabii ki. O yüzden şöyle detaylı bir şekilde bir şeyini kaçırmadan çekmek istiyorum. Şu tarafta annemin çiçekleri var. Vazgeçilmez çiçekleri. Şöyle... Daha sonra dediğim gibi burası koltuk. Şurada bir tane orada kova falan var ama dokunmadım. Onları çıkarmadım. Çünkü annem akşamları sobayı yakıyor. Bir tane kuzine sobamız var. Buraların olmazsa olmazı. Duvar kağıdı bu şekil ama bu isteğe göre isterseniz mesela değiştirebilirsiniz. Ama biz mesela güzel, yani kullanıyoruz. Gözümüze batmıyor. Bu tarafta bir TV ünitemiz var. Şöyle. Şöyle bir çekeyim. Orada da merdiven boşluğu. Annem bazen işte kışın mesela yukarıda odasında yatmıyor. Burada yatıyor. Orada da yatağı falan işte şu kanepenin üstüne sarıp yatıyor. Çünkü burada soba olduğundan dolayı annem genelde kışın hep burada yatar. Bu tarafı da böyle çekeyim. Şöyle. Bayağı bir geniş. Yani güzel. Geniş açısından güzel. Rahatlık açısından güzel. Şöyle bu taraftan da aldık mı? Zaten uzun zamandır benden de istiyordunuz. İşte kayınvalidenin evini çek, kayınvalidenin evini çek. Ben de bugün çekeyim dedim. Şimdi salonda pek bir şey gösterecek başka bir şey yok. Dediğim gibi işte TV ünitesi, sobası, koltuğu. İşte burada yemek masası annem kullanmıyor. Şunu şey yapıyorlar. Yani bunu da kullanıyor. Zaten annemin genelde böyle masada yiyemez. Sürekli yerde oturur ya. Ama yine de iftarı falan burada yapıyorlar babamla. Şurada bir tane sehpa var. Yaren'in oyuncakları %90'ı burada. Her tarafta görebilirsiniz. Bu var ama bunu daha sonra annem bir yere şu tarafa galiba koyuyor yazın. Ama artık kendine göre bir şeyler yapıyor. Şimdi salonumuzda başka gösterecek bir şeyimiz yok. Evet, salonumuz bu şekil. Bayağı bir geniş, güzel, kullanışlı, ferah. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Şimdi holden girdiğimiz zaman dediğim gibi o taraf mutfaktı, bu taraf salondu. Şimdi mutfağımıza geçelim.
Mutfağın halısını yıkadığı için şimdilik küçük odanın halısını buraya serdi annem. O da şey olmasın. Bu tarafta tezgahımız var. Şöyle mutfak tezgahı. Şöyle bu taraftan başlayayım, çekeyim. Buzdolabı, işte tezgah bu şekilde devam ediyor. Şöyle bu tarafta ocağımız var. Şöyle şurası işte mutfak camı. Ondan sonra şurası balkona çıkıyor. Ve bir tuvalet lavabo bu tarafta var ve duş da var burada. Mesela genelde yazın burada şey oluyor. Ve yukarıda da var. Şimdi onu da göstereyim. Burası da benim evi görüyor işte. Bahçeye çıkılıyor buradan. Evin iki girişi var. Hem buradan giriyorsun hem de mutfak kısmından giriyorsun. Bu tarafta da şöyle annemin işte konservesi falan, o su bu su burada duruyor. Buraya bir mutfak masası alacaktık ama dediğim gibi şimdi ev satılma durumu var. O yüzden artık bu eve pek bir şey bakmıyoruz. İnşallah olur da evimiz satılırsa, başka bir evimiz yapılırsa artık her şeyi oraya yaparız dediğim şeyi. Onun için buraya artık bir şey bakmıyoruz. Şu tarafta şöyle annemin kiler dolabı var. Şöyle iki tane. Annem oraya işte bir şeylerini koyuyor. Burada da pek gösterecek bir şey yok. Yerlerin fayansı sadece hol ve mutfak şöyle fayans. Onun dışında evin her diğer tarafları hep parkedir. Şöyle tekrardan buradan çıkalım. Fazla bir şey olmadığı için göstereyim size. Burada da düz. Yani hiçbir yerde aslında tavan falan yok. Sadece düz şey. Bir tane avizesi var. Şöyle mutfak gayet güzel, kullanışlı, yüksek. Hani benim eve göre bayağı bir yüksek olduğu için dolapların neredeyse çoğu boş. Çünkü bayağı yüksek olduğu için ve üstleri böyle boş olduğu için alanı bayağı var. Şurada bir kör nokta var. Orada da dolap şeyi var. Şurada da bir kör noktamız var. Evet, mutfağımız bu şekil. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Şu taraftan da size girişi şöyle göstereyim. Şurada annemin dışarı hemen çıktığı zaman kullandığı şeyleri var. Girişimiz bu şekil. Dediğim gibi sadece burası fayans ve mutfak fayans. Diğer evin her tarafı parke halinde. Bir de şurası eskiden hani dedim ya lavabo oradaydı diye. Eskiden orası yoktu. Şuradan mutfak, şuradan şöyle bitiyordu. Ama şuradaydı lavabo. Babam burayı şey yaptı. İşte efendim bir tane. Eskiden buradanmış ama babam mutfağı genişletiyor. Ben daha yoktum tabii ki o zaman. Mutfağı genişletiyor. Burayı mutfağa dahil alıyor. Yani mutfak şuradan bitiyormuş. O kısım lavaboymuş. İşte burayı mutfağa dahil ediyor. Lavaboyu oraya alıyor ve buraya bir ayna şey yaptırıyor. Çünkü şey olmuyordu. Direkt buraya geliyordum ve burada bir kapı vardı. Lavaboya giriyordum. Şimdi yukarıya çıkalım. Evet, yukarıya doğru çıkıyoruz. Ha, bir de şu. Şurası var ya hani boşluk. Orası da normalde çıkıştaymış. Çünkü eve girerken böyle bayağı giriyormuşsunuz. Şuralardan duvarları varmış. Ama babam burayı da şey yapıyor, dahil ediyor. Evet, şimdi yukarıya doğru çıkalım. Yukarıda 3 oda bir şey, 3 odamız var, bir banyomuz var. O kadar. 3 artı 1 yani bu ev. Şöyle yukarıya çıktığımız zaman ilk kapı kızların odası bizi karşılıyor. Şöyle ilk de buradan başlayalım. Şimdi şöyle burada işte halılar var. Kızların birkaç eşyaları var. Onları annem öylece kapatmış. Ama şu an önemli olan o değil. Kızların iki yatağı var. Geldikleri zaman burada yatıyorlar. Burada annemin hatırlıyorsanız bahçede yaptığı yufkalar. Hep beraber yapıyorduk. Şöyle onları da, burası serin olduğu için şöyle burada duruyor. Şurada bir küçük televizyon var. Dolap var. Şurada gardırop var. Şurada kitaplık var. Yani bekar kızların odası işte. Şöyle yazın geldikleri zaman burada burada yatıyorlar. Cimcime geldi. Şurası da balkona çıkıyor. Burayı da çıkmayacağım. Yani odamız bu şekil. Burada da şöyle bir tane avizemiz var. Şimdi buradan direkt merdivene çıktığımız zaman kızların odası karşılıyor. Şu kapıyı kapalı, o yüzden şu an gösteremeyeceğim. Burası eşimin bekarlık kaldığı oda. Ama ben şu an burayı ardiye gibi kullandığım için burası şu an kilitli. Ama daha sonra inşallah sizlere çekerim ki birkaç defa görmüştünüzdür.
kısmı açamayız hemen çünkü orası kapalı. Yani burası bu odaya göre, bu odaya göre bayağı bir küçük kalıyor. Ama yine de şey, yani tek bir kişi kalabilir rahatlıkla. Geliyorum, geliyorum. O yüzden şu an kapalı olduğu için gösteremiyorum. Daha sonra şöyle koridorumuz devam ediyor. Bu tarafta banyomuz var. Şöyle. Burası banyomuz. Orada işte deterjan dolabı var. Burada çamaşır makinesi duruyor. Bu tarafta şöyle havluluk var ve kirli sepeti olan bir bölüm var. Şu tarafta el yıkama yeri, işte aynası. Şöyle. Ve şurada da işte duşakabin. Burası da fayans. Ha, bir de banyo zaten normal. Fayans olması normal. Bir orası da parke, burası da parke, o odada parke. Hani sadece banyolar şey. Evet, banyomuz da bu şekil. Dur. Şurada şöyle kör bir nokta var. Annemin yüklük dolabı. Burada işte yorganlarını falan muhafaza ediyor. Şöyle bayağı bir içini göstermeyeceğim ama bayağı bir geniş. Dört kapılı şöyle. Ve nene şey yapıyor anneciğim, Vileda ile. Yani yüklük gibi kullanıyor. En son kapımız da annemlerin odası. Şöyle göstereyim. Annemin odası da bayağı bir geniş ve kullanışlı. Yatağı var ve bugün video çekeceğim diye annem şöyle kendi şeyini sermiş. Dur anneciğim, annem bu tarz şeyleri çok sever. Böyle dantelli mantelli. O yüzden bugün çekeceğim diye sermiş etmiş. Bu da hatırlıyorsanız daha önce göstermiştim. İşte masa örtüsünü göstermiştim. Annem kendi elleriyle yapmış demiştim. Bu da şöyle komodinlerin üstüne onun devamı. Bu da güzel olmuş aslında buraya. Evet, şöyle bu tarafta yatağımız var. Şöyle bu tarafa döndüğümüz zaman aynalığı var ve televizyonu var. Bunları zaten özel yaptırmıştılar. Aslında bence hazır olma, yani almaktansa böyle özel yaptırmak daha mantıklı. En azından istediğin gibi şey yapıyorsun. İki tane şöyle ayrı ayrı dolap buradan mesela ayrılıyorlar. Sadece bir tanesinde ayna var. Diğer kalanları böyle kendileri yaptırmışlar bunu. Bu neymiş ya? Allah Allah, patlıcan mı da biber? Kim bunu yapmış? Biber galiba. Burada da size annemi göstereyim mi? Annem zaten biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Şöyle yukarıda bir tane klimamız var. Çünkü yaz ayları burada sıcak olduğu için klimasız durulmuyor. Gelin yani, var. Evet, o gelin anneciğim. Şöyle burası işte dediğim gibi annemin odası. Şu tarafta da boydan boya özel yapılmış şey dolap var. Şöyle sürgülü. Üç kapılı. Gayet kullanışlı. Güzel. Öyle yani. Burası da, dur kızım. Burası da balkon. Şöyle. Ve buradan da benim evi görüyor. Şimdi birazdan benim eve de geçeceğiz. Daha sonra bahçeye de geçeceğiz. Çünkü bugün bahçedeki bütün işte iki evi de çekmem lazım. Yani birçoğunuz benim evi biliyorsunuz ama yine de lazım olduğu için şu an şey yapıyorum. Annemin odası da bu şekilde. Evet, bütün odaları gösterdim. Sadece Şahin'in odası kaldı ama orası da kilitli olduğu için şu an gösteremiyorum. Daha sonra inşallah bir başka bir zaman şey yaparım. Ah annem, annem. Neyse, annemin odasından da şimdi çıkıyoruz. Efendim? Gösterdim, gösterdim örtü. Örtüğümü diyor iyi çek diyor, görsünler diyor, annem işlemiş. Gösterdim, gösterdim. Annemin emeği. Bu da yastık kılıfları. Her neyse, şimdi annemin odasından da çıkıyoruz. Hadi gel kızım. Ev durumu bu şekilde. Şimdi şöyle. Kullanışlı, büyük, ferah. Aşağı gel. Tamam kızım, aşağı iniyoruz. Burayı da inşallah bir gün, keşke açık anahtar yanımda olsaydı şu an çekerdim ama anahtar olmadığı için şey yapmayacağım. Yani şey olarak 3 artı 1, 3 tane yatak odası var. Yukarıda bir banyosu var. Aşağıda da bir salonu, bir mutfağı. Hadi ikinci eve gidiyoruz. İkinci eve gidiyoruz, evet. Birinci evi bitirdik. Şimdi sıra ikinci evimizde. Aşağı mı gideceğiz? Ha, bitti, bitti. Şimdi benim oturduğum eve doğru gidiyoruz. Şöyle arkaya da döneyim, göstereyim. Evin girişi şu taraftan. Şuralarda birkaç şeyler var ama bunlar kalkacak.
Şuradan giriş, o taraf zaten ilk balkondu. Burası annemin evin girişi. Şurası dedim ya bir banyo diye dışarıdan. Hem içeriden çıkılıyor hem dışarıdan çıkılıyor. Yani buradan giriyoruz. Şuraları babam güzel bir şekilde kapattı. Şurada bir kameramız var. Şimdi burası giriş. Ondan sonra annemin evinin girişi. Bu tarafta da şöyle bahçeye doğru basamaklardan iniyoruz ve benim evin olduğu tarafa gidiyoruz. Burada bir tane şöyle çocuklar için havuzumuz var. Babam bunu Yaren'e geçen sene yapmıştı. Ondan sonra şu tarafta şöyle bir odunluğumuz var. Onu da göstereyim. Şöyle. Bunu da babam yapmıştı. Bayağı bir geniş, bayağı bir malzeme de alıyor. Şurada işte soba, içeride soba olduğu için odun burası. Şurada da işte şöyle ıvır zıvır bayağı bir şey. Şurada annemin kömürleri. Bu tarafta bayağı bir karışık ama yani sonuç itibariyle bir odunluğumuz da var. Şimdi devam ediyoruz. Bahçemizi zaten genelde sık sık görüyorsunuz ama yine de çekelim. Şöyle ağaçlarımız fazla büyük değil çünkü daha yeni yeni şey oluyor. Şurada bir çam ağacı vardı. O engelliyordu. O kesildikten sonra ağaçlar kendilerini şey yaptılar. Şurada bir adet salıncağımız var. Bunu da babam kendi elleriyle yaptı. Yarın öbür gün eğer bu evden çıkarsak bilmiyorum. Peşimizde götürür müyüz veya kalır mı? Çünkü bayağı bir yere gömülü. Ama büyük bir ihtimal ya kalır ya da götürürüz. Evet kızım, orada da kızıma şöyle Aslı teyzesi hediye etmişti bir salıncak. Onu kurduk. Bu da büyük bir ihtimal götürürüz. Çünkü babamın hatırası. Babam elleriyle yapmıştı. Şurada bir tane masamız var. Yazın genelde böyle yazın değil de çok sıcaklar değil. Böyle ilkbaharlarda, sonbaharlarda genelde burada otururuz. Şu an Ramazan ayında olduğumuz için maalesef öyle bir şeyimiz yok. Ama inşallah bitince yine partilerimiz burada başlar. Bu taraftan da şöyle göstereyim. Bahçemiz güzel, ferah. Aynı şekilde evler de öyle. Benimki sadece biraz küçük ama yine de bir çocuklu mesela gayet güzel yaşar veya işte ne bileyim karı koca yeni evliler gayet güzel yaşarlar işte. Nasıl ki ben şimdi annemle aynı bahçeyi paylaşıyorum. Belki yarın öbür günde yine ya da burayı mesela yazlık olarak kullanılır. Orası da kışlık, öyle bir şey de olabilir. Şimdi geçelim bizim eve doğru. Anneciğim sen oyna. Burada benim bu evde en sevdiğim şey balkonum. Şu saksılarım boş ama onları daha sonra şey yapacağım, çiçek dikeceğim. Bayağı bir geniş balkonum var. Şurada bir tane dolabım var. Orada işte evde sığdıramadığım tenceremi falan koyuyorum. Şöyle eve doğru şurada iki basamak yüksektir ev, yani yerden değil. Şöyle iki basamak yukarıya çıkıyoruz. Bu tarafta şöyle bir ayakkabı dolabım var. Şurada işte çiçekliğim falan var. Bu taraf böyle. Ondan sonra bahçeyi bu taraftan da alalım. Gayet güzel. Özellikle pandemi döneminde yaşanılacak en güzel yer burası. Yani sonuçta şu an dışarı çıkamıyorsun, edemiyorsun ama biz o konuda gerçekten çok şanslıyız. En azından evlere tıkılmıyoruz. Sürekli bahçedeyiz. Bahçemizin bu taraftan da görüntüsü böyle. Zaten genel olarak hep bu taraftan gösteriyorum size. Şurada da yine benim bir köşem var. Şu an Yaren'in çadırı duruyor ama genelde bu şark köşesini seriyorum. İşte halıyı falan şey yapıyorum. Ve biz burayı kullanıyoruz. Yaz ayları, akşamları özellikle buraları yıkadıktan sonra gayet güzel serin oluyor. Ve burada oturuyoruz. Şimdi evimize girelim. Burası evin girişi. Benim ev 1+1. Annemin 3+1, benim 1+1. Şöyle hemen girdiğimiz zaman direkt zaten salona giriyoruz. Şöyle bir köşe takımım var. Aslında ne küçük ne büyük ama şimdi bizim de bu evden çıkma isteğimiz. Allah nasip ederse ikinci bebeğimiz yolda. O yüzden artık birazcık küçük, yani öyle söyleyeyim. Yani iki çocukla maalesef bu evde şey olmuyor. Yani çok küçük. 50 metrekare bu ev. Şöyle göstereyim. Bu evin genel olarak o genel şeyi 50 metre. O yüzden şöyle şu tarafta köşe takımım var. Şöyle gayet de büyük. Yani burası şey yapıyor. Şu berjerleri bazen bana çıkar diyorsun. Yerin ferahlar falan ama
Şimdi bu berjerler burada duruyor. En azından mutfağı ayrı bir şey gibi gösteriyor. Şimdi bunları kaldırırsam mutfakla bütün olmuş olacak. O yüzden hani bazen burada da oturuyoruz açıkçası. Şurada orta sehpam vardı. Eşimin odasında olduğu için onu şu an size gösteremedim. Çok ağır olduğu için ve ben onu tek elle kaldırıp süpüremediğim için kaldırdım, yukarıya koydum. Onu da aslında bir ara Letgo'ya koyup satmam lazım. Şurada bir adet klimamız var. Ben şöyle gelinlik işte düğün tablolarımı şey yapmıştım. Daha sonra salonda toplamda 3 camım var. Bir tanesi burada, bir tanesi burada, bir tanesi de mutfak bölümünde. Ferahlığı yetiyor. Şu an ışıkları ben açmadım ama yine de güzel. Şu yanımızda mesela bir ev yapılmadan önce gayet güzel, ferahtı ama şu anda güzel, yani tam böyle yazlık evi gibi düşünün. Şimdi burası dediğim gibi salon, yani oturma odası öyle söyleyeyim bölümü. Bu tarafta mutfak gibi. Şurada çiçeklerim var, sehpam var. Daha sonra şurada bir tane şöyle çekmecem var. Orada da bakliyatlarımı tutuyorum. Ondan sonra buraya gelecek olursak burada bir masamız var. İşte genelde hep zamanımız burada geçiyor. Şurada bir beyaz dolabım var. Onun içinde baharatlarım, işte ıvırım zıvırım. Ev küçük olduğu için maalesef böyle dolap molap hep aynı yerde ama yapacak bir şeyim yok. Bu tarafta mutfağım. Mutfağım çok güzel ve hiçbir yerinde bir şey yok. 5 senedir kullanıyorum. Yani ben bu evde 5 senedir yaşıyorum ve hiçbir yerine sarkma, şey olma hiçbir şekilde olmadı. Şurada ocağım var. Şöyle. Ankastrem bu tarafta. Bir dolap şeyi burada. Sadece ev şey olarak biraz yüksekliği biraz şey olduğundan dolayı şöyle direkt şey yapılmış. Şurada 4 şey var. Şurada da bir tane uzun çekmecesi var. Mutfağım ne küçük ne büyük. Gayet güzel, kullanışlı. Ama keşke şurası yapılırken şu adını unuttum şimdi, neydi ya? Her neyse unuttum şimdi. Keşke sadece şu yuvarlağı olsaydı. Şurası tezgah devam etseydi öyle daha kullanışlı olurdu. Çünkü ben genelde burada sürekli doğruyorum, yapıyorum ve şurası da tezgah olsaydı benim için daha kullanışlı olurdu. Ama yapacak bir şey yok. Altta da şöyle deterjanlık şeyim var. Şurası bulaşık makinemin yeri. Burası lavabomun altı ama ben buraya şöyle yaptırdım ve tencerelerimi kullanıyorum. Şurada 3 çekmecem var. Şurada şey... Ocağım duruyor. Orada da tüpün yeri. Yani dediğim gibi mutfak ne küçük ne büyük, gayet de güzel. Şurada da şöyle buzdolabım var. Buzdolabımın üstünde de 2 tane küçük şey var. Bölüm var. Evet, mutfağımız bu şekil. Amerikan mutfak yıllardır kullanıyorum ve inanın artık şey oldu. Böyle mesela burada yemek yapıyorsun. Burada misafirlerin var. Bir yandan güzel. Hem misafirlerinle ilgileniyorsun hem de mutfağında işini falan hallediyorsun. Ama diğer türlü de işte aniden gelen bir misafir mesela işte burada bir şeyler olduğu zaman oradan gözükebiliyor ama o da tabii ki sıkıntı değil. Evin bu taraftan alırsak da bu şekil güzel yani. Ama bizim iki çocuklu bir aile olacağımız için bize bayağı bir küçük gelmeye başladı. Bu kapıda banyomuzun, şöyle banyom bayağı bir geniştir. Ferah, bayağı bayağı geniş. Şurada, kusura bakmayın, şurada çamaşırlarım var. Şurada dolabım var, işte deterjanlık, çekmecelik, işte özel şeylerini koymak için. Şurası aynası. Şu tarafta klozetimiz var, çamaşır makinemiz. Şurada da bir tane şeyim var. Havluluk dolabım var. Hani bir fazla gösterecek bir şey yok burada ama bayağı bir geniş. Ev kullanışlı, işte banyosu olsun, mutfağı olsun, şey güzel ama işte iki çocuklu aile veya üç çocuklu aile maalesef biraz zor. Ancak işte yaz evi ya da böyle yeni evli gayet güzel kullanır. Şurada şöyle, bunlar benim yatak odama aitti. Bu, şunlar hepsi yatak odama ait. Ama yatak odam küçük olduğundan dolayı ben bunları maalesef buraya çıkardım. Bunu şöyle... 4 çekmeceli. İnşallah yarın öbür gün bebeğimiz dünyaya geldiğinde ben bunu tekrar odaya alacağım veya burada kullanacağım ama bebeğin eşyalarını kullanacağım. Çünkü şimdi içeriye girdiğimizde ne demek istediğimi anlayacaksınız.
Bunu Yaren'de de ben kullanıyordum. Ve şimdi ikinci bebeğimizde de inşallah kullanacağım. Yatak odamındı. Daha sonra bu komodinler de yatak odamındı. Ama orası dar olduğundan ben buraya çıkardım. Ve bu da benim aynalığımdı. Şu, ben bunun aynasını çıkardım. Buraya bu şekil konsol olarak değerlendirdim. Şurada bir işte çekmecesi var ve altı bayağı bir geniş olduğu için tabağımı, çanağımı falan koyuyorum. Ama yatak odasında sığmıyordu. Nereye neyi koyacağımı bilmiyordum. Böyle dönemiyorduk, zaten küçük. Üstelik bunlarda olduğunu düşünün, daha da kötüydü. Burada bir ünitem vardı ama onu arkadaşıma verdim. Ve bunları böyle buraya çıkardım. Bunun aynasını çıkardım, yatağın altına koydum. Daha sonra kullanır mıyım bilmiyorum. Başka bir eve geçersem de Yaren'e belki bu odayı yaparım. Yani benim yatak odamı, belki işte bebek kızımız, yani kızımız olursa iki kıza yatakları tek kişilik yapıp onlara oda olarak kullanırım. Şurada bir adet televizyonumuz var. Çirkin Yaren'im var. Şöyle başka da gösterecek bir şeyim yok. Çiçeklerimi falan koydum. Şöyle bakın. Burası da bu şekil. Dediğim gibi bu benim yatak odamın aynalığıydı. Şimdi buradan da yatak odasına geçiyoruz. Şöyle yatak odası. Burası da bizim yatak odamız. Şöyle gördüğünüz gibi minder, döşek, yastık ne varsa burada. Çünkü Yaren'le şu an ben yatakta yatıyorum. Eşim de kanepede yatak açıyorum. Orada yatıyor. Maalesef ayrılmak istemezdik ama maalesef işte bazen böyle olabiliyor. Şurada bir tane işte 8 çekmeceli şeyim var. Yaren'in oyuncaklarını koydum. Şu sandıkta Yaren'in kıyafetleri var. İşte çocukla ev olunca böyle oluyor. Artık senin yatak odan mı, çocuğun yatak odası mı belli değil. Şu tarafta da 5 kapılı dolabım var. Şöyle göstereyim. Şurada bir camım var ve şurada bir camım var. Şöyle. Öyle yani, başka da bir şey yok. Benim evin boyası bu şekil. Yani babam düz istemedi. Şöyle desenli şey yaptırdı. Bunu aslında bir yandan güzel, çünkü silebiliyorum leke falan oluştuğu zaman ya da kalemle çizdiği zaman yani siliyorum. Yatak odam da bu şekil arkadaşlar. Yani genel olarak iki evi de gösterdim. Şimdilik yaşıyoruz. Çok şükür Rabbim olmayan, yani Rabbim herkese nasip etsin. Tabii ki mesela şu an bize işte bazılarınız belki diyeceksiniz ki işte ne yetmiyor sana falan. Tabii ki Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Yani böyle bir evi olmayanlar da var. Yani bir artı bir eve muhtaç olanlar da var. Ama işte ne bileyim şey geliyor. Çocuklu işte olmuyor. Ama Rabbim herkese nasip etsin arkadaşlar. Öyle. Evler bizim bu arada. Onu da soruyorsunuz. Kirada mı oturuyorsunuz? Yok, kira falan değil arkadaşlar. İki ev de bizim. Zaten annemin bahçesinde. Yani bir bahçede iki ev. Öyle düşünün. Ve ikisi de bize ait. Yani kira falan değildir. Yani bu şekil iki evi de gördünüz. Bahçemizi de gördünüz. Şöyle tekrardan göstereyim. İnsanın nefesi açılıyor. İşte güzel. Annemin evini de gördünüz. Kullanışlı, ferah, geniş. Benim de dediğim gibi güzel ama işte çocuklu olunca maalesef biraz küçük geliyor. Öyle, şimdilik bu kadar olsun. Çok merak ediyordunuz annenin evini çek 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 diye. Çektim. İnşallah beğenerek izlersiniz. Beğendiğiniz bir video olur. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada aklınızda olsun. Eğer ev alma gibi düşünceniz falan varsa bana özelden ulaşabilirsiniz. Neden olmasın? Belki de biri çıkar. Aslında hem sizlere hem de bunu söylemek için işte evin ferahlığını, genişliğini, her şeyiyle bugün çektim ki şey olsun, fikir olsun. Belki aramızdan, neden olmasın, sonuçta dünya izliyor ve belki bir tanesi çıkar mesela. Ve eğer öyle bir şey olursa da aklınızda bulunsun. Özelden ulaşabilirsiniz. Instagram'dan takip ediyorsanız şuralara Instagram adresimi yazarım. Mail adresimi link olarak koyarım. Oradan da ulaşabilirsiniz eğer ev düşünceniz falan varsa. Bu arada bölge olarak Antalya Tekirova'da oturuyoruz biz. Güzel, doğası güzel, yemyeşil, işte
genelde yaz ayları, kışı zaten yok buranın biliyorsunuz. Yazında böyle yeşillikler içinde denize yakın, 1 kilometre denize mesafemiz. Zaten Kemer'le Tekirova'nın arası da 10 dakika mesafede. İşte arabayla 10 dakikada hemen Kemer'de olabiliyorsunuz. Yani her şey yakın, güzel. Bu arada şeyi unutmuşum. Evin genel olarak, yani sadece benim değil, bahçenin, annemin genel olarak metrekaresi 375 metre arkadaşlar. Yani belki bunu da merak ederseniz, yani bilmek isterseniz. Toplamda 375 metrekare. Benim ev alanı sadece 50 metre. Diğeri de işte bahçeyle annemin evi. Annemin evi tam olarak ne kadar, kaç metredir tam olarak bilmiyorum ama bir bahçede iki ev ve genel olarak 375 metrekare. Benimki, tekrar söylüyorum, 1+1 50 metrekare. Annemin ise 3+1 ama tam olarak metresini bilmiyorum annemin. Zaten gördünüz, ferah, geniş, güzel. Öyle yani. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.